diyenler olduğu, ABD'de gazetecilerin olduğunu biliyoruz. Sosyal medya üzerinden de bunu gördük, duyduk. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın sözleri, açıklamaları üzerinden devam edelim. Şu cümle çok dikkat çekici. Diyor ki Cumhurbaşkanı, şayet varsa diğer ülkelerdeki suç ortakları da soruşturmaya dahil edilmeli. Şimdi ben bu şayet varsa diye başladı ama cümle, açıkçası hafif bir şüphe hissettim orada. Bu cümleden sizde de aynı etkiyi uyandırdı mı? Ne anlamak gerekiyor? Yani sadece Suudi Arabistan üzerinden bakmamak mı gerekiyor acaba bu olaya? Elbette yani işte Amerika'da neler yaptığına dair oraya Suudi yönetimine bilgi aktaran var mı? Bu bir. İki, Londra'daki Suudi elçiliği yerine buraya yönlendirilmesi kasıtlı mı ya da o yönlendirmeyi kim aracıyla yaptılar? Bunlar flu alan. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın kastettiği o başka iş. Çünkü Türkiye'de de bir işbirlikçiden bahsediliyor. Mesela deniyor ki işte ceset o yerli işbirlikçiye verildi diye. Eğer burada varsa o zaman başka ülkelerde de bu söz konusu olabilir. O yüzden de hani bu işbirlikçi meselesi önemli. Çünkü orada bir flu alan var. Yani Cemal Khashoggi Londra'dan buraya kim ya da kimler yönlendirdi? Burada kimler yardım etti? Başka bir istihbarat örgütünden yardım alındı mı? Buralar en azından bizim bilmediğimiz. Belki Sayın Cumhurbaşkanı bildiği, paylaşmak istemediği ama en azından bizim bilmediğimiz fakat soru işareti taşıyan bir bölüm burası. Melik İter, bunun ötesinde bir de çağrısı var. Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere diğer yetkililere, Suudi Arabistan'ın diğer üst düzey yetkililerine çağrısı var Cumhurbaşkanı'nın. Olayın cereyan ettiği yer İstanbul. Bu nedenle 15 artı 3 diyor. 18 kişiden bahsediyor. Bunların yargılanmasının İstanbul'da yapılmasını teklif ediyorum diyor. Takdir kendilerinindir diye de sonuna bir ekleme yaptı Cumhurbaşkanı. Ama bu teklife nasıl bir yanıt gelir sizce? Dahası bir yanıt gelir mi? Çünkü bu olayla ilgili olarak şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin de Veliaht Prensi korumaya yönelik çabası Trump'ın açıklamaları olduğunu biliyoruz. Bu 18 kişiye dair ne yanıt gelir Suudi Arabistan'dan? Helin, o Sayın Cumhurbaşkanı'nın o çağrısının hemen öncesinde kurduğu cümleyle ilişkili. Yani burada kim ya da kimlerden talimat aldı bu 15 artı 3 kişi? Çünkü bunu sistemli, planlı bir cinayet olduğu çok açık dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve saat saat, gün gün verdi. Nasıl yönlendirildiği, elçilikten aranıp gelip gelmeyeceğinin teyit edildiği, işte bir gün önce 3 kişi, sonrasında 15 kişinin geldiği, yani sistematik planlı bir cinayetten bahsediyoruz. Ama 17 gün sonra Suudi yönetiminin kabul ettiği bir cinayet. Bu da Türk istihbaratının ve güvenlik güçlerinin ortaya koyduğu deliller ve kanıtlarla artık bu bir suçüstü haliydi. Evet. Suçüstü hali olduğu için de kaçacak bir yer yoktu. 17 gün sonra da olsa bu cinayeti Suudi yönetimi üstlendi. Fakat şurası hala soru işareti. İki tane çok temel soru işareti var. Bir, kim ya da kimlerden talimat aldı bu 15 artı 3 kişi? Yani Suudi yönetiminin tepesine nereye kadar hani gidiyor bu silsile emir komuta zinciri aşağıya doğru gelen? İkincisi de ceset nerede? Yani niye hani ve nasıl parçalara ayrılıp neden gömüldü madem öyle? Şimdi bu ikisi hala soru işareti. En azından bizimle paylaşılmayan bölümü bu ikisi. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı söylediği şey burada kim ya da kimlerin talimat verdiğiyle de ilişkili. Yani 18 kişi İstanbul'da cinayet işlendi ve dolayısıyla burada yargılanmasının doğru olacağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı ama talimatı kimin ya da kimlerin verdiğiyle ilişkili bir şey. Suudi yönetiminin bu kararı bunda etkili olacak. Eğer çok daha üst düzeyde adres birileri ise benim kanaatimce Suudi yönetimi buna yanaşmayacak. Fakat daha alt düzeyde bir planlamaysa bu ve Suudi yönetim bunları gözden çıkarabiliyorsa niye vermesin? Şimdi burada Suudi yönetimde ancak böyle bir talepte bulunabilir. Bir zorunluluk yok. Neden? Çünkü Viyana Sözleşmesi'ne göre konsolos ve konsolosluk ekibinin bir dokunulmazlığı var. Evet. Yani siz zorla tutup kolundan içeri atamıyorsunuz. Konsolosluğa girmek bile bir haftayı 10 günü aldı. Dolayısıyla bu Viyana Sözleşmesi buna engel olduğu için de Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Suud Kralı Selman bin Abdülaziz
Buna bu şekilde karar verirse bu bizi memnun ve mutlu eder çünkü cinayet burada işlendi. Ve Türkiye'de şunu yapmaya çalışıyor tabii. Uluslararası arenada Türkiye topraklarında bu cinayetin işlenmesi meselesinin beraberinde bir takım tartışmalar da getirmişti ilk günlerde hatırlarsanız. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da onu söyledi. Fakat hani burada Türkiye üzerine düşeni yaptı ve cinayeti aydınlattı. Ve artık çok net. Şimdi bir iki parçası eksik buranın ama bu parça Suudi yönetiminin tavrıyla ilişkili. Yani bir, ceset nereye gömüldü ve o yerli işbirlikçi kimdir? Suudi yönetimi bunu paylaşırsa biliyor o zaman kim olduğunu. Hı hı. İki, bu ekip kimden ya da kimlerden talimat aldı? Üç, bu iki soruyla beraber, üç, bu kişileri Türkiye'ye verecek mi yargılaması için vermeyecek mi? Ama bu ilk iki soruyla ilişkili bir durum. Onu birlikte göreceğiz ama bu tamamen Suud yönetiminin vereceği bir karar. Uluslararası hukuk böyle bir zorlamayı beraberinde getirmiyor. Yani Türkiye'nin yapacağı sınırlı. Ancak bunu işte BM nezdinde tartışmaya açar ya da Suudi yönetiminde böyle bir talepte bulunabilir. Onun dışında da uluslararası hukuk anlamında çok fazla yapabileceği bir şey yok. Ama burada içeride cinayeti aydınlatmak için tabii bütün şeyi var gücüyle uğraşıyor. Melik Yiğital, Viyana Sözleşmesi'nde madem hatırlatmıştık.